Bu kardeşliğin sevinci başka nerede yaşanabilir? 74 gün sonra camiler açıldı, ilk cuma namazı kılındı. Salgın nedeniyle uzun süredir kapalı olan camiler 29 Mayıs'ta ibadete açıldı. Herhangi bir risk oluşmaması için de yurdun dört bir yanında tedbirler alındı. İbadet öncesi dezenfekte çalışmaları yapıldı. Ankara'nın sembolik mekanlarından Hacı Bayramı Veli Camii'de cuma namazında cemaatle buluştu. Evlerinden getirdikleri seccadelerle ibadet eden vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etti. Cuma namazına Meclis Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Ortak kullanılan mekanların riski var. Bakımdan herkes kendi evinde hijyen kurallarına, temizliğe azami derecede dikkat ederek sosyal mesafeyi koruyarak ve maske kullanarak. Şimdi size konuştuğum için çıkarttım ama bunu takıyoruz sürekli. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 74 gün sonra ibadete açılan İstanbul'daki Fatih Camii'sinde namaz kıldırdı. Teselli ve teslimiyet, muhabbet ve samimiyet başka hangi ortamda böylesine güçlenebilir? Önlemler kapsamında avlusu küçük olan camilerde namaz kılınmadı, valiliklerin belirlediği meydan, okul bahçesi ve parklarda ibadetler yerine getirildi. Vatandaşların camilere girişlerinde ateşleri ölçülürken sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi. Maskesiz girişe izin verilmeyen camilerde kurallar gereği yurttaşlar kendi seccadelerini getirdi. Birçok ilde de yurttaşlar camilerin açılmasını kurban keserek karşıladı.